Evet arkadaşlar, birinci sorumuzla birlikteyiz şimdi. Birinci sorumuz bir bağlaç sorusu. Oldukça zor bir soru olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hemen bakalım, anlamsız olarak yaklaşalım soruya. Hemen başında cümlemizin "It can be captured and used for commercial purposes" gibi bir ifade var. It'in ne olduğunu bilmediğimiz için boşluk sonrasındaki ifadeye geçiyoruz ve it'in natural gas olduğunu görüyoruz. Ortak özne olarak kullanılmış. Doğal gaz diyor. Can be captured, elde edilmeden, yakalanmadan ya da hapsedilmeden. Ve diyor, use for commercial purpose diyor, ticari amaçlarla kullanıl gibi bir ifade mevcut burada. Ardından da doğal gaz direkt olarak diyor, vented into the atmosphere without burning, yakılmaksızın atmosfere gönderilir, vented into, salınır, gönderilir gibi bir ifade var. Şimdi şıklarımıza bakalım. Sodet ilk şıkkımız, anlamı sın diye ya da mekmak için anlamlarına geliyordu sodet. Burada sodetimizin anlamı sın diye, mekmak için. Doğal gaz diyor, yakalanabilmek için ya da kullanılabilmek için direkt olarak atmosfere yanmaksızın gönderilir, pek uyumlu olmadığı söylenebilir. İkincisi oldu ifademiz bir terslik bildirir bize. Rağmen anlamına gelir. Yakalanmasına rağmen ya da kullanılmasına rağmen diyor, doğal gaz direkt olarak atmosfere yakılmaksızın gönderilir gibi bir ifade yine çok doğru olmuyor. In case diye ya da durumunda anlamlarına gelmekte. Hemen bakalım durumunda anlamında. Elde edilebilmesi durumunda ya da ticari maksatlarla kullanılabilmesi durumunda doğal gaz direkt olarak atmosfere gönderilir. Yine pek bir anlam içermiyor. Annesimize bakacak isek, unless it can be captured and used for commercial purposes, ticari maksatlarla kullanılmadıkça ya da kullanılmazsa ya da bir yerde hapsedilmezse, elde edilmezse doğal gaz direkt olarak diyor yanmaksızın atmosfere gönderilir gibi bir ifade kısmen doğru olduğu bu ifadenin söylenebilir. Bakın, doğal gaz ticari maksatlarla kullanılmadıkça ya da bir yerde hapsedilmedikçe, bir yerde tutulmadıkça ne yapılır diyor, direkt olarak yanmaksızın atmosfere gönderilir gibi bir ifade doğru gibi görülüyor. Whereas yine olduğuyla benzer anlamı verecek bize. Can ya da rağmen anlamlarına geliyor. Yakalanmasına rağmen ya da yakalanırken ve ticari maksatlara kullanılırken ya da kullanılmasına rağmen doğal gaz direkt olarak atmosfere gönderilir. Yine pek doğru bir ifade olmuyor. Bu sorumuzun doğru cevabı, her ne kadar oldukça zor bir soru olsa da, Denizli anne şıkkı olacaktır. Evet, ikinci sorumuz yine bir bağlaç sorusu. Hemen sorumuza bakalım. Boşluk, many people credit Marco Polo diyor. Birçok insan Marco Polo'yu anımsar, düşünür diyor. Ne olarak düşünürmüş? The Great Venetian Explorer diyor. Büyük Venedikli kaşif olarak düşünürmüş birçok insan. For introducing Italy to pasta, ne için İtalya'ya diyor. Pasta yani makarnayı tanıttığı için gibi bir ifade burada mevcut. İtalyanlar diyor, reading it long before gibi bir ifade var. Burada long before'un altı çizmeli, oldukça önemli bir ifade. Bakın, ilk ifademizi yine bir kontrol edelim. İtalya'ya pastayı yani makarnayı tanıttığı için diyor, büyük Venedikli Explorer Marco Polo'yu ne yaparlarmış? İnsanlar düşünürlermiş. Marco Polo'yu İtalya'ya pastayı tanıttığı için, makarnayı tanıttığı için düşünürler. Bu şekilde anımsarlar. Bu şekilde ona itibar ederler. Halbuki İtalyanlar onu diyor, yani pastayı, burada onuyla pasta yani makarnadan bahsediyor, çok daha uzun zaman önce yemeye başlamışlar gibi bir ifade var burada. Şimdi ikisi arasında bakalım Adana şıkkında. Adana şıkkını söylediğimizde, "Do many people credit Marco Polo?" Birçok insan diyor Marco Polo'yu makarnayı İtalya'ya tanıştırmak ya da getirdiği için itibar etmesine rağmen İtalyanlar onu çok daha önce yediler gibi bir ifade. Bakın, devamına hiç gerek olan bir ifade değil. Burada doğru cevap oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Terslik var çünkü ifadede. Marco Polo ne olarak biliniyor? Makarnayı İtalya'ya getirdiğiyle biliniyor. Halbuki İtalyanlar bunu çok daha önce yemeye başlamışlar. Demek ki makarnayı İtalya'ya getiren kim değilmiş? Marco Polo değilmiş. Bir sonraki sorumuz bir cümle tamamlama sorusu. Hemen bakalım, cümle tamamlama sorularında bize verilen kısmı çok iyi algılamamız gerekmekte. When employees diyor, çalışanlar show their superiors or their coworkers disrespect. Onların diyor superiorlarına, yani üstlerine, çalıştıkları daha üst konumdaki kişilere ya da diyor their coworkers diyor, onların çalışma arkadaşlarına, iş arkadaşlarına disrespect, saygısızlık gösterdikleri zaman diyor. Gösterdikleri zaman. Şimdi burada bakın, bir sebep sonuç ilişkisi arıyoruz. Böyle bir şey gösterildiğinde ne olur? Aşağıda neyi bulacağız? Göreceğiz.
Adana'da establishing a rewards policy diyor. Yani bir ödül politikası kurmak. Help them understand results of their behavior. Onların davranışının diyor sonuçlarını anlamaya yardımcı olur gibi bir ifade var. Pek uyumlu olduğu açıkçası Adana'nın bu ifadede söylenemez. Çünkü bir sebep sonuç böyle yaptığında böyle olur gibi bir ifade gelmedi. Bursa'ya baktığımızda the whole atmosphere of the workplace diyor. Çalışma ortamının tüm atmosferi can easily turn unpleasant bir anda hoşnut olmayan şekle gelebilir gibi bir ifade var. Bakın şurada bir anda yani kolaylıkla hoşnut olmayan şekle gelir olarak verilen ifade sanki bu soruyu tamamlıyor. Hemen analiz edelim. Tamamıyla tutuyorsa diğer şıklara gitmenin bir anlamı yok. When employees show their superiors or their coworkers disrespect, çalışanlar diyor üstlerine ya da diyor çalışma arkadaşlarına saygısızlık yaptıklarında tüm atmosferi, çalışma ortamının tüm atmosferi kolaylıkla diyor unpleasant yani nahoş bir duruma dönebilir gibi bir ifade doğru cevap oluyor. Dördüncü sorumuz bir İngilizce sorusu. İngilizce sorularında genelde bize verilen ifadelerin içerisindeki önemli ifadelerin altına çizmeliyiz ki aşağıda bunlara benzer ifadeler bulabilirim. Tabii ki en önemli noktamız ne? Birebir anlam olarak en yakın olanı aşağıdan çıkarmak, kelime seçmekten ziyade. Ancak tamamıyla anlamıyorsak yapmamız gereken önemli ifadeler ne gibi bunlar? Bağlaçlar olabilir. Bakın burada verilen do gibi. Ya da bize verilen bir zarf olabilir. İşte bir kıyaslama ifadesi varsa kıyaslamalar olabilir. Bunların altını çizmek, most people gibi bir ifade var. Bakın bu most people da vermek durumunda baktığımızda. Bakalım şimdi bize verilen cümleyi iyi bir şekilde anlamaya çalışalım. Do the tap water diyor. Tap water musluk suyu is completely safe to drink. Tamamıyla neymiş? Safe'miş. Ne yapması? İçmesi. Yani içmesi tamamıyla güvenli olmasına rağmen, sıkıntısız olmasına rağmen its taste diyor. Onun tadı drives most people. Çoğu insanı ne yapar? Yönlendirir, iter. To buy bottled water diyor. Şişe suyu içmeye iter, yönlendirir gibi bir ifade var. Bakın çeşme suyu tamamıyla safe'miş. Tamam bunda sıkıntı yok. Ama böyle olmasına rağmen onun tadında bir sıkıntı var demek ki çoğu insanı şişe suyu almaya itiyormuş. Bakalım şıklarımıza. Adana şıkkına baktığımızda instead of taking risks and drinking straight out of the tap diyor. Ne yapmak? Riskleri almak yerine ve de diyor direkt olarak direkt olarak diyor musluktan içmek yerine böyle bir ifade görmedik. Bakın yani riskleri almak böyle bir risk yok. Çünkü zaten safety böyle bir ifade söyleyemeyiz. Hiç devam etmenin anlamı yok. Bursa'ya baktığımızda people may have to travel to find bottled water gibi bir ifade var. May have to travel seyahat etmek durumundadır. Zorunda olabilir. Ne için? Şişe suyu bulmak için. Üste kesinlikle böyle bir ifadeye yer verilmemişti. Devam edelim. There is no danger to health in drinking from the tap. Musluktan diyor su içmede sağlık açısından bir sorun yok, bir tehlike yok. Birebir ilk kısmı vermiş. The tap water is completely safe to drink. But diyor burada da do'yu vermiş gibi görülüyor. People in general ifadesiyle most people çoğu insan yani genel olarak insanlar gibi ifade birebir karşılanmış yine. Find this taste so unpleasant that. Onun tadını o kadar unpleasant bulurlar ki diyor. Kadar diyor nahoş ya da hoş olmayan şekilde bulurlar ki they prefer bottled water gibi bir ifade ne yapar şişe suyu içmeyi tercih ederler. Anlamsız olarak Ceyhan'da her ne kadar kelime bazında direkt oturtamasak da özellikle şuradaki ifadeyi people in general find it taste so unpleasant that. Bakın bu ifadeyi çok bariz olarak yukarıda bulamıyoruz. Ancak anlamsız olarak C şıkkının olduğu görülüyor. Başka bir şık buna kadar C şıkkı şu anda işaretli kalabilir. Denizli'ye bakalım. Diğer şıklar da yanlışsa C şıkkını işaretleyip geçmemiz icap eder. Denizde wild tap water is said to be safe diyor. Yani musluk suyunun güvenli olduğu söylenmesine rağmen birebir vermiş. Hiçbir sıkıntı yok bu ifadede. Üstteki ifadeyi aynen karşılıyor. In practice, pratikte diyor, people feel better about drinking bottled water as it is healthier gibi bir ifade var. Bakın pratikte burada da pek bir sıkıntı olmayabilir açıkçası. Ancak asıl sıkıntımız people feel better diyor. İnsanlar daha iyi hissederler. Neyle ilgili? About drinking bottled water diyor. Şişe suyu içmeyle ilgili. As it is healthier. Bakın healthier gibi bir ifade yok. Çünkü benim için önemli olan neydi? Tadı idi bunun. Sağlık açısından daha iyi olması değildi. O yüzden deniz yanlış. Edirne'ye baktığımızda the danger from drinking tap water is slight diyor. Yani musluk suyundan içilen suyun diyor. Tehlikesi slight küçüktür. Bakın tehlikeden bahsetmedik. Biz completely safe demiştik. Bu da yanlış cevap olmuş oluyor ve Ceyhan doğru cevap.
Beşinci sorumuz bir paragraf tamamlama sorusu. Paragraf tamamlama sorularında genelde tamamını okumaya gerek olmayabilir. Ancak eğer ki süre sıkıntısı yaşamıyorsanız tamamını, paragrafın tamamını okuyup özellikle de boşluğun hemen öncesindeki, hemen ardından gelen cümleye odaklanarak, çok ciddi anlamda odaklanarak doğru cevaba ulaşmaya çalışmakta fayda var. Bakalım şimdi. Can one ever grow tired of Istanbul? Bir kişi diyor İstanbul'da yorulabilir mi? Yani İstanbul'da yaşamak istemeyebilir mi hiç diyor. Böyle bir şey mevcut mu, olabilir mi? The city is not only Turkey's financial gibi bir ifade var. Bakın birisi yorgun düşebilir mi İstanbul'da yaşamaktan? The city is not only şehir sadece değilmiş. Değil Türkiye'nin finansal ve commercial diyor. Ticari merkezi değil. Pardon, finansal ve ticari merkezi değil. Aynı zamanda diyor, aynı zamanda it's cultural, kültürel ve artistic one as well diyor. Onun kültürel ve artistik merkezi de diye gibi bir ifade kullanmış. The festivals that take place throughout the year, şimdi festivallere geçmiş. Yıl boyunca diyor meydana gelen, yapılan diyor o meydana gelen festivaller turn this into a world metropolis diyor. Bu şehri bir dünya metropolisi haline getirir gibi bir ifade var. Sürekli olumlu ifadelerden bahsediyor. Şu ana kadar İstanbul'la ilgili kullandığı ifadelerin hepsi pozitif olgular. Bir negatiflik hiçbir şekilde görmedik. Boşluğun ardından gelen cümleye bakıyoruz. Art in one form or another diyor. Sanat bir çeşit şekilde ya da başka bir şekilde is to be found every corner of the studio. Şehrin her bir köşesinde bulunmalı, bulunabilir, bulunur gibi bir ifade kullanıyor. Yani yine pozitif bir olgudan bahsetti. O zaman benim boşluğuma gelecek ifade de bir pozitif olgu olacak. Bakın boşluğun hemen öncesindeki cümlede festivallerden bahsederken boşluktan sonra sanat bir şekilde ya da diğer bir şekilde diyor şehrin her köşesinde bulunabilir gibi bir ifade kullanmıştı. Şimdi cevaplarımıza bakalım. Adana şıkkı at the same time diyor. Aynı zamanda İstanbul offers excellent opportunities for golf enthusiasts gibi bir ifade var. Şimdi tamam golf merakları içinde fırsatlar sunuyor ama ardından gelen cümle golfle hiçbir bağlantısı olmayan bir cümle. O yüzden Adana şıkkının doğru cevap olabilme ihtimali pek görünmüyor. Bursa'ya baktığımızda ama İstanbul's cultural and artistic life diyor. İstanbul'un kültürel ve artistik yaşamı is not limited to festivals alone. Sadece festivallerle kısıtlı değildir gibi bir ifade var. Ve festivallerden de arta geçmiş yapmış. Bursa sanki doğru cevap gibi. Devam edelim diğer şıklara bakalım. Ceyhan in fact diyor. Gerçeği söylemek gerekirse. The many mosques with their graceful minarets diyor. Onların diyor zarif minareleri ile rising skyward göklere doğru yükselen zarif minareleri ile diyor birçok cami diyor are an important feature of Istanbul skyline diyor. İstanbul'un diyor önemli özellikleridir gibi önemli bir özelliğidir gibi bir ifade kullanıyor. Açıkçası mosklardan bahsediyor burada. Tamam ancak ardından devam eden cümlede mosklarla alakalı pek bir ifade göremiyoruz. Bu yüzden bu cevabın da doğru olma ihtimali yok gibi görülüyor. Denizli'ye baktığımızda others gibi bir ifade var. Festivaller demişti. Others enjoy gibi bir ifade burada bizi diğerleri zevk alır diyor. Halbuki burada insanlardan daha önceden bahsetmemişti bir önceki cümlede. Burada festivallerden bahsetmişti. Böyle olunca others diyebilmesi için some people gibi öncesinde bir ifade arardım ben. Böyle bir ifade olmadığı için Denizli'de doğru cevap olabilme olasılığı yok. Edirne'ye baktığımızda indeed diyor aslında İstanbul'da city of contrast diyor. İstanbul zıtlıklar, terslikler şehridir gibi bir ifade var. Bakın zıtlıkları, terslikleri veren hiçbir ifade bizim hem boşluğun öncesindeki hem de boşluğun sonrasındaki cümlelerimize mevcut değil. O yüzden bu sorunun da doğru cevabı Bursa olacak. Altıncı sorumuz bir irrelevant sentence sorusu. Irrelevant sentence sorularını okurken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yavaş yavaş tane tane okuyacağız. Ve akışı bozan, akışta gerçekten abes kaçan ifade varsa bunu tespit etmemiz lazım. Her zaman ifadeler çok böyle belirgin olmayabilir. Bazen çok zor bulunabilir. Ama illaki bize bir emare verilmiş olması lazım. Ve en akışı bozan, en yanlış olanı bazen bulmamız icap edebiliyor. Çünkü baktığımızda bazı cümleler arasında gerçekten irtibat bulamayabiliyoruz. Şimdi bu sorularda bir şunu yapmak icap edebilir. Sallıyorum 1 ile 2 uyumlu görülüp 3 sanki böyle müstakil gibi 2'den ayrıymış gibi görülüp 3 ile 4 de uyumlu görülebilir ya da 3 ile 5 de uyumlu görülebilir. Böyle bir durumda 1-2 uyumlu, 3-5 uyumlu tamam o zaman ne kaldı arada? 4. 4 yanlış olarak seçilebilir. Yani çok bariz bir devam, takip beklenmemelidir bu sorularda. Sorumuzu okuyalım bakalım.
Desert suyu, çöller get very little rain, çok az yağmur alırlar. Ama diyor kaktüsler, ağaçlar ve hatta diyor yaban çiçekleri, kır çiçekleri ya da hala manage to grow in some desert areas diyor. Bazı çöl bölgelerinde yetişmeye, büyümeye başarır gibi bir ifade var burada. Yani neden bahsetmiş bize? Çöllerden bahsetmiş. Çöller az yağmur alıyormuş. Tamam. Fakat kaktüsler gibi ağaçlar ve yaban çiçekleri hala ne yapıyormuş? Başarabiliyormuş. Ne yapmayı? Büyümeyi gibi bir ifade var. Burada çöl olmasına rağmen bazı çiçekler büyüyor diyor. 2. Most deserts diyor. Çoğu çöl form oluşur because of air movements over the planet diyor. Gezegen üzerindeki hava hareketlerinden ötürü oluşur gibi bir ifade var burada. Yani 1 ile 2 çok bağdaşık görünmüyor. Çünkü 1 de bazı bitkilerden bahsetti. Çöl olmasına rağmen bu bitkilerin az yağmura ihtiyaç duyan bitkiler bunlar. Bunların bu ortamlarda daha büyüyebildiğinden, yetişebildiğinden bahsetti. İkisi de ise çölünlerin oluşumuyla alakalı bir ifade verdi. Çok doğru gibi görünmüyor. Bir ile iki birbirini takip etmiyor. Üçe bakıp cevabı belki de bulabileceğiz. Üçte these plants ifadesi var. Bakın özne takipleri bu şekilde verilen these, that, this gibi ifadeler. It gibi öncesinde ki bir isme gönderim yapan ifadeler bizim için çok değerli böyle sorularda. Bu bitkiler gibi bir ifademiz var. Bu bitkiler neyler? İşte biraz önce saydığım bitkiler diyor. Have special characteristics diyor. Özel karakteristikleri, özellikleri vardır. Ki bu özellikler help them get and store water diyor. Suyu almalarına, get yapmalarına ve diyor store depolamalarına yardımcı olur gibi bir ifade kullanıyor. Şimdi burada da bakın kıtlıktan, desertların, çöllerdeki az yağmur almalarıyla bir bağdaşıklık var, görüyoruz. Devam edeyim. Some of them diyor. Onların bazıları. Yine bitkilere gönderim yapmış sanki. Has small leaves diyor. Küçük yaprakları var. To keep water from escaping into the air. Suyun diyor havaya kaçmasını engellemek için ne varmış? Küçük yaprakları varmış. Yine suyla alakalı bir tabir. Doğru gibi görülüyor. 5'e baktığımda some other desert plants diyor. Bakın ne kadar uyumlu. Bir öncesinde some of them demişti. Şimdi some other desert plants dedi. Kalan diğerlerinden bahsediyor. Have long roots that reach water deep underground diyor. Uzun kökleri varmış ki bu kökler ne yapıyor? Ulaştırıyor. Neyi? Suyu. Nereye? Deep underground. Derinliklerde ta diplere kadar erişmesini sağlıyor. Yine suyla alakalı bir tabir. Tamamıyla uyumlu. Burada da yanlış cevabımız ikinci şıkkımız oluyor. Evet, bir sonraki soru, yedinci sorumuza geçtiğimizde her gün ne başlıyoruz? Bu sorumuzda bir bağlaç sorusu. Hemen bakalım bağlaç sorumuza. Her gün we hear statements diyor. Biz bir ifadeler duyarız diyor. Bazı ifadeler duyarız ki bizi ne yapar bu ifadeler? Şaşırtır. Bizi şaşırtan ifadeler duyarız. Boşluk. They do not correspond to. Burada correspond to sanki uyuşmak anlamında kullanılmış. Uyuşmaz. They do not correspond to what we know about the world. Dünya ile ilgili bildiğimiz şeylerle uymaz diyor. Uymaz. Evet, her gün ifadeler duyuyoruz. We hear statements that surprise us. Bizi şaşırtan ifadeler duyuyoruz. They do not correspond to what we know about the world. Dünya ile ilgili bildiğimiz şeylere uyuşmayan ifade duyuyoruz. Evet, şimdi aslında ifadede bizi doğru cevaba götürebilecek şurada çok önemli bir ifade var. Bakın, bir şeyler duyuyoruz. Birileri bir şeyler söylüyor ve bu bizi şaşırtıyor. Bunun bir sebebi olmalı. Sebebi de uyuşmaması. Neyle uyuşmaması? Bizim dünya ile ilgili bildiğimiz gerçeklerle uyuşmaması. Sebep sonuç ilişkisi paralel olarak kullanılmış. Adana şıkkında verilen because ifadesi çünkü ya da do için anlamında kullanılıyor. Bakalım. Her gün bizi şaşırtan ifadeler duyarız. Çünkü onlar diyor o verilen ifadeler bizim dünya ile ilgili bildiklerimizle örtüşmez, uyuşmaz. Gayet olumlu, uygun olmuş. Bu soruda daha devam etmenin pek bir anlamı yoktur. Adana doğru cevap. Sekizinci sorumuz bir cümle tamamlama sorusu. Hemen bakalım cümle tamamlama sorularında bakın bağlaçlarının altını çizip ona önem vermekte fayda var. Şimdi veres bir terslik bağlacı. Özellikle özne zıtlığını çok seven bir bağlaç. Bakalım. Whereas the carapace özne zıtlığı olurken tabii ki şunu da belirtelim. Özne zıtlığı olurken aynı zamanda konu zıtlığı da olacak. Whereas the caterpillars of most butterflies diyor. Çoğu diyor kelebeğin diyor tırtılları. Caterpillarları, tırtılları are harmless. Neymiş? Zararsızmış. Zararsız benim için keyword burada anahtar kelime. Whereas örtüştüğü için bakın caterpillar yani tırtılların diyor tırtıllar neymiş? Harmless olmalarına rağmen yani zararsız olmalarına rağmen karşı demek ki zararlıyla kullanılan bir ifade verecek bana. Karşı taraf
muhakkak suretle olumsuz bir ifade olacak. Bunun haricinde özne zıtlığına gidip Caterpillars of Moss Butterflies'ı ne yapan, terse çeviren, farklı bir özne veren bir ifadeyi de arayabiliriz. Şimdi şıklara bakalım. Derar'la başlayan bir Adana şıkkımız var. Önce okumayalım bunu. Özdesit olan varsa onları okuyalım. Bursa mod istiyor. Onu okuyalım. Mod okuyalım. Mod'un ne olduğunu bilmediğimizi farz edelim. Bir tane başka bir ifadeye sallıyorum. Bir kelebek türü. Evolved long before butterflies diyor. Butterfly'lardan, kelebeklerden çok daha önce evrim geçirdi. Bakın evrim geçirmesinin kötülükle hiçbir alakası yok. Kesinlikle yanlıştır. Ceyhan yine modlar sık sık appear to circle artificial lights diyor. Yapay ışıkların etrafında dolanıyor gibi görünürlermiş. Yine bu da ne değildir? Bir olumsuz ifade değildir. Denizde mod caterpillars diyor. Mod caterpillarları. Bakın bir Caterpillars of Moss Butterflies gibi bir ifade vardı. Mod Caterpillar'ları tamam. Causing enormous amount of damage to plants diyor. Bitkilere ciddi anlamda zarar verir diyor. Sanki bu da doğru bir ifade gibi. Bakın şu ana kadar doğru. Olumsuz. Forest ormana ya da shade trees diyor. Ya da gölge ağaçlarına ya da ağaçları gölgelendirirler gibi bir ifade kullanabiliriz. Clothing yine bir örtü sağlıyor. And household goods pardon. Kıyafetlere ve ev eşyalarına ne yapar? Ev eşyalarına zarar verir diyelim buradan. Tekrar çevirecek olursak ilk ve ikinci kısmı denizi sanki doğru gibi çünkü The Caterpillars of Moss Butterflies diyor. Çoğu kelebeğin diyor tırtılları zararsız olmasına rağmen Moth Caterpillar'lar diyor. Cause an enormous amount of damage to plants diyor. Çok ciddi bitkilere zarar verir. Ormanlara zarar verir. Gölge ağaçlarına diyelim bunu shade trees özel bir ismi olabilecek olsa da bunlara zarar verir. Clothing örtüye ya da kıyafete zarar verir. And household goods diyor ya da ev eşyalarına zarar verir gibi bir ifade sanki doğru oluyor gibi diyebiliriz. Edirne'ye bakacak olursak mod larvaya may be killed by freezing the items diyor. The items dediği nedir? Bu önemli bir ifade. Bakın the items'ın altını çizelim. The items yani the ile items malzemeleri belirtebilmesi için öncesinde bundan bahsetmiş olması lazım. Zaten bahsi konu değil. Artı zaten tam bir tersi burada yakalayamıyoruz. Çünkü mod larvası diyor. May be killed by freezing. Dondurarak diyor öldürülebilir. Bununla bir alakası yok. Zararsız var iken ilk kısımda whereas'ten dolayı ne yapıyoruz? İkinci kısımda zararlı ifadesini biz arıyoruz. Dokuzuncu ve son sorumuza bakacak olur isek. Son sorumuz bir İngilizce Türkçe sorusu. İngilizce Türkçe soruları tabii ki anlama yine dayansa da bizim için anahtar kelimeler. Bakın çizdiğimiz ifadeler hemen her soruda değişmeyecektir. Bu önemli. İngilizce ile çizdiğimiz bağlaçlar, zarflar, sıfatlar ya da quantifier gibi ifadelerdi. Bunda da benzer şeyleri çizeceğiz. Yani belirgin ifadeleri. İngilizce Türkçe, Türkçe İngilizce'de buna ilaveten nedir? Ana fiilin önemi vardır benim için. Ana fiilin bulunup önemli üzerinde durulması gerekmektedir. Bakalım while assassination of for military purposes has long been espoused. Long'un altını çizelim. Espoused burada ana fiil olmadı. Destek görme anlamına geliyor. Many modern analysts diyor. Birçok modern analist. Bunu da çizelim çünkü bir quantifier var bir belirteç meniyle. The belief that today such a system diyor. Böyle bir sistem would not be of any significant use in a strategic way gibi bir ifade var. Bakalım şimdi while'ın var can ile bağlamış. Burada hold the belief görüşündedir gibi bir ifade var. Ana fiil olarak görüşündedir gibi, kanaatindedir gibi bir ifade var. Bu da ana fiilim benim. Aşağıda bulmam lazım. Yoksa hemen eleyeceğim. Adana görüşündedir olabilir. Bursa kanaatindedir yine olabilir. Ceyhan inanıyor. Pek uygun olmadığını söyleyebiliriz inanıyorum. Diğerlerine doğru cevap bulamazsak belki dönebiliriz ama pek uygun değil gibi. Yine Denizli görüşündedir, uygun gibi. Edirne'de yine görüşündedir, yine uygun gibi geliyor. While'ın var bir şekilde can, rağmen, sağ bile gibi bir şeyler söylemesi lazım. Adana'ya bakalım. Askeri amaçlı bir suikast üzerine çalışan pek çok modern araştırmacı bu tür sistemlerin stratejik önemlerinin günümüzde daha da artacağı görüşündedir. Bakın while gören hiçbir ifade Adana'da mevcut değil. Adana elenmiş oldu. Bursa'ya bakalım. Askeri amaçlı bir suikast uzun süredir desteklenmesine rağmen gibi bir ifade var. Burada rağmenin altını çizelim. While'ımızı vermiş. Ceyhan pek çok modern, Ceyhan zaten pardon elemiştik. Denizli askeri amaçlı bir suikast uzun süredir destek görmesine rağmen yine burada rağmenden dolayı while ifadesinin verildiğini görüyoruz. Bunu da devam ettirelim. Edirne pek çok modern araştırmacı askeri amaçlı bir suikast uzun süredir destek gördüğü için diyor. Bakın çok dikkat. Do için ifadesi bize because'ı since'i ezi hatırlatıyor. Bu yüzden Edirne'de doğru cevap olmayacaktır. Şu an Adana, Edirne ve Ceyhan şıklarını elemiş bulunmaktayız. Sadece Bursa
ve deniz ışıklarının üzerine gideceğiz. Evet, devam edecek olur isek Long Venus Pause diyor. Uzun süredir desteklenmesine rağmen, Bursa'da bakın uzun süredir desteklenmesine rağmen ifadesi kullanılmış. Yine Denizli'de uzun süredir destek görmesine rağmen gibi bir ifade yine kullanılmış. Askeri amaçlı bir suikast, askeri amaçlı bir suikast, assassination for military purposes. Her ikisini de burada verildiğini görüyoruz. İlk kısımlarda sorunumuz yok. Many modern analysts diyor. Bursa'da çoğu diyor, most olması gerekirdi çoğu için ama many'yi bundan eleyemeyiz. Pek çok modern araştırmacı, çoğu araştırmacı yine aynen verilmiş. Hold the belief kanaatinde de today diyor, bugün böyle bir sistemin artık faydalı olmayacağı görüşündeymiş. Bugün böyle bir sistemin günümüzde gibi bir ifade, sanki denizde daha doğru gibi. Denizli'ye bir yönlenelim. Denizli'nin doğru olup olmadığına bir bakalım. Pek çok modern araştırmacı, many modern analysts, böyle bir sistemin, such a system, günümüzde, today, stratejik olarak, in a strategic way, Bursa'da bakın stratejik olarak ifadesi de verilmemiş, Bursa'da kesin yanlış. Stratejik olarak yine birebir verilmiş. Devam ediyorum. Hiçbir fayda sağlamayacağı, will not be of any significant use, görüşündedir. Hold the belief, Denizli birebir doğru cevabı vermiş. Evet arkadaşlar, bu akşamlık da teşekkürler. İyi akşamlar.